Şimdi Faruk Bildirici bize taş atıyor. Ya bunlar reklam alıyor diyor. Arkadaş, biz bir medya kuruluşu oluşturduk. Ve internet haber yayın grubunda 60 kişi çalışıyor. Cüneyt Özdemir'in yanında yaklaşık 35-40 kişi çalışıyor. Ve buradaki insanların desteğiyle ve gelen reklamlarla biz ayakta duruyoruz. Şimdi aslında bu konuda söyleyecek çok şey var da Cüneyt Özdemir bugün ekran karşısına geçti. Bir iş adamının iki dudağı arasında gazetecilik yapmak istemiyoruz. Büyükelçiliğin verdiği hibeyle kurulan bir sitede gazetecilik yapmak istemiyoruz. Biz özgürce gazetecilik yapmak istiyoruz. Nasıl yapacağız bunu? Reklam alacağız. Lütfen reklam verin. Sadece bana değil, benim gibi yayın yapan, patronsuz yayın yapan herkese reklam verin. İşbirliği yapın. Hadi Faruk bize bir akıl ver. Bize bir akıl ver güzel kardeşim. Her şeyi bilen sen. Ya de ki burayı yürütün ama reklam almayın. Onun dışında bir çözüm önerisi sun bize. Vallahi seni üzmeyeceğim. Bize taş atıyor. Ya bunlar reklam alıyor diyor. Arkadaş, biz bir medya kuruluşu oluşturduk. Ve internet haber yayın grubunda 60 kişi çalışıyor. Cüneyt Özdemir'in yanında yaklaşık 35-40 kişi çalışıyor. Adem Metan tek başına bir mücadele veriyordu. 40-50 kişi çalışıyordu. Birileri kafasına vurdu. O Vizyon TV diye bir kanalı vardı. Adam kanalı bırakıp kaçtı. Kapattı kanalı. Sonra kendi başına, kendi ismiyle bir kanal açtı. Neyle geçinecek? Reklamla. Neyle geçinecek? Sizlerin vermiş olduğu destekle. Ta Almanya'dan saltanat içerisinde yaşayan bir soysuz var. FETÖ'cü Cevheri Güven. Mesela Cüneyt Özdemir'e laf atıyor. Diyor ki adam diyor para alıyor. Ulan dallama. adam açık açık orada diyor ki ben işbirliği yapıyorum. Reklam alıyorum. Reklamla geçiniyorum. Kendi işimin patronuyum. Ve buradaki insanların desteğiyle ve gelen reklamlarla biz ayakta duruyoruz. Atıyorum mesela birileri diyelim Cüneyt Özdemir'e laf atıyor. Diyor ki bak diyor o da paracı oldu diyor. Nerede yazıyor? TV24'te. Doğan Akın'ın sitesinde. Ya şöyle dönüp bir baksa T24'e. Ya Doğan Akın reklam almıyor mu evladım? Doğan Akın neyle geçiniyor? Ha fonlarını söylemeyeceksen tamam. Ruşen Çakır fonla geçiniyor. Avrupa fonlarıyla. Daha birçok site fonlarla geçiniyor. Efendim bunlara bir laf yok. Ama bize gelince biz yayınlar yaptıkça, yayınlar yaptığımız zaman, reklam aldığımız zaman bunlar reklam alıyorlar. Şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Şimdi aslında bu konuda söyleyecek çok şey var da Cüneyt Özdemir bugün ekran karşısına geçti. Bu konuyla ilgili hepimizin duygularına tercüman oldu ve şöyle bir ifade kullandı. Kardeşim, bakın bu bağımsız gazetecilik yapan, kendi işinin patronu olan gazetecilere destek olun dedi. Ya adamlar kuduruyor orada. Vay sen nasıl onlara öyle destek olun diyorsun. Ya Halk TV'de Kadri Gürsel diye bir eski gazeteci var. Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyordu. Bunlara destek veriyor. Arkadaş Halk TV nasıl geçiniyor? Tek gelir kaynağı nedir Halk TV'nin? Reklam değil mi? Reklamı bize verin, onlara vermeyin. Şimdi bir Cüneyt'i izleyelim. Bana hak vereceksiniz ne demek istediğimi. Bir iş adamının iki dudağı arasında gazetecilik yapmak istemiyoruz. Biz artık büyükelçiliğin verdiği hibeyle kurulan bir sitede gazetecilik yapmak istemiyoruz. Biz artık bir partinin, bir belediyenin fonladığı bir sitede gazetecilik yapmak istemiyoruz. Biz özgürce gazetecilik yapmak istiyoruz. Nasıl yapacağız bunu? Reklam alacağız. Bakın buradan açık açık söylüyorum. Lütfen reklam verin. Sadece bana değil, benim gibi yayın yapan, patronsuz yayın yapan herkese reklam verin. İşbirliği yapın. Bu kanallar ayakta dursun istiyorsanız bunu yapıyorsunuz. Beğen tuşuna basın, katıl tuşuna basın, Patreon'dan destekleyin. Şimdi bakıyorum kimlerle beraber abi. FETÖ'cü alıyor halay başını. Oradan bir tane loser gazeteci katılıyor. Oradan bakıyorum Kadri Gürsel durur mu? Hemen giriyor halaya. Oradan bakıyorum belediyenin fonladığı bir bir internet sitesi. Oradan Büyükelçiliğin hibeyle fonladığı başka bir internet sitesi. Oradan Gölge CIA Vakfı'nın fonladığı başka bir tane şey. Bize gazetecilik öğretiyorlar. Gazetecilik öyle yapılmazmış. Efendim reklam alınmazmış. Biz kaynaklarımızı şöyle yapacakmışız da, böyle yapacakmışız da. Ya bakın durduk.
Yani önümüz kapandı, sektörden dışlandık, işlerden atıldık. Ona rağmen bir yol açtık ve sadece biz gitmiyoruz. Arkamızdan büyük bir ekosistem oluşmuş durumda. Ve de burada reklam alarak, yani ekonomik özgürlüğümüzü sağlayarak editoryal özgürce burada herkese konuşabiliyorum bak ben. Sadece var mı arasında mesela gidiyorlar televizyonlara çıkıyorlar. Patronuyla ilgili bir tane cümle edebilen var mı? Edemez. Bu medya düzeninde edemez. Ama biz edebiliyoruz çünkü patronumuz yok. Patronum kim? Bak şurada bakıyorum patronum kim olduğunu. Vedat var, Bahadır var, Umut var. Bize çok reklam teklifi geliyor bak. Hepsini de almıyoruz. Yani %30'unu kabul ediyoruz gelen reklamları. Her şeyde aa gel abi çok iyi ne iş olsa yaparız demiyoruz yani bir dakika. Biz bakıyoruz ya bir dakika bu bizim kafamıza yatma diyoruz ya da biz bunu bu şekilde yapmayız diyoruz. Yapılacaksa şu şekilde olur diyoruz. Ama işte bunları anlatmak çok zor. Bu arkaik adamları, bu loser gazetecileri yani hayatta hiçbir şey olamamış adamlar bize gazetecilik nasıl yapılır diye gösteriyorlar. Arkadaş sen ne istiyorsun ya? Ya ne istiyorsun kardeşim? Ya sen bir kere hani anlatıyor diyor ki bir baltaya sap olamamış. Gerçekten öyle. Ertuğrul Özkök bir gün ziyarete geldi beni. O dönemlerde Beşiktaş'taydı ofisimiz. Ofisi gördü dedi ki Hadi Özışık sen ne yapmışsın dedi. Ne yaptım abi dedim. Ya vallahi dedi seni çok çimdikleyecekler dedi. Sen dedi 20 yıl önce muhabirlik yaptığın dönemde hiç kimsenin gündeminde değildin ama bugünden sonra seni çimdikleyecekler dedi. Ve gerçekten o gün bugündür biz bir başarı elde ettik diye sürekli bizim kuyumuzu kazan bir kesim var. Sürekli bakın yani illa reklamdan dolayı değil, illa bir ambargo değil. Ya buraya reklam veriyorsunuz, mesela geçmişte benim yaşadığım bir takım şeyler vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullanarak Türk Telekom bize o dönemde reklam veriyordu. Şimdi vermiyorlar. Niye vermiyorlarsa bilmiyorum. Ya Hadi Özışık'a sen reklam mı veriyorsun? Oranın genel müdürüne telefon açıyor. Evet diyor. Beyefendi çok rahatsız diyor. Beyefendi dediği Süleyman Soylu. Engelle kardeşim. Başarılı olamazsın. Bir yere varamazsın. Çünkü adam almış başını gidiyor. Böyle bir mantıkla hareket ettikleri için ya 1 milyon 340 bin abonesi olan Cüneyt Özdemir'e, bana, Adem Metan'a, öbürüne sürekli Erem Şentürk'lere sürekli bir laf çakma, sürekli bir böyle kuyu kazma, sürekli bir çelme takma. Niye kardeşim? Biz hırsızlık mı yapıyoruz? Biz namussuzluk mu yapıyoruz? Biz çalıyor muyuz, çırpıyor muyuz? Biz burada herkesin gözünün önünde diyoruz ki arkadaş biz geldik. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bak biz yayın yapıyoruz. Eğer sen burada bu yayını izliyorsan abone ol diyoruz. Paylaşım yap diyoruz. Beğeni yap diyoruz. Ha içinden geliyorsa eğer bir de katıl tuşuna bas. Oradan bize katkı sağlamak istiyorsan sağla. Sağlamak istemiyorsan da senin canın sağ olsun. Ama bizlere bir takım şeyler geliyor. Teklifler geliyor. Bizim şu reklamımızı yapar mısınız? Bizim şu tanıtımımızı yapar mısınız? Cüneyt Özdemir'in de ifade ettiği gibi böyle her önüne gelen de ya ben de çıkayım senin kanalına ama geçmişini araştırıyorsun bir bakıyorsun ya tecavüzcü ya hırsız ya arsız. Başka bir şey olduğu için kendini aklamak için bu kanallara çıkmak istediğini görüyoruz. Ve biz bunları yayınlamıyoruz. Şimdi Cüneyt Özdemir mesela benim imrendiğim, benim kıskandığım, benim keşke ben de öyle yapabilsem, böyle sahada bir takım işler yapabilsem dediğim işler yapıyor. İş birliği yapıyor. İş birliği. Ya şuraya bir sokun, şu nereye sokacaksanız artık sokun. İş birliği adı altında bir ekibi var, reklam ekibi var. Pazarlık yapar, gider oturur, konuşur. Getirirler, o projelendirilir, Cüneyt Özdemir'in önüne konulur, bir ekip var, Kenan Taş taş yemesin diyor ya, o ekiple beraber oturuyorlar, karar veriyorlar, sonra da o işbirliğini değerlendirmek adına bir karar alıyorlar. Şimdi Faruk Bildirici, ya yılların gazetecisi sen, güzel kardeşim, sen ne işin var böyle sürekli şeyde o reklam peşinde koşuyorsun diye soruyor Cüneyt Özdemir. Peşini bırakmıyor. Ya
Geçen kendisiyle konuştum. Yani bir takım haksızlıkları yaptığını hatırlatmıştım geçmişte. O da bir çalışma yapmış. Bakın YouTube'da Cüneyt Özdemir'i birinci sıraya çıkarmış. Çalışarak. Yani demiş ki çok izleniyor. Biz de beşinci sıradayız. Abi 1 milyon 400 bin, 1 milyon 300 bin kişinin, pardon, abone. Aboneye sahip. Hele Facebook'u da saymıyorum ha. Cüneyt Özdemir'in Twitter'ını saymıyorum. Bütün bu mecraları Cüneyt Özdemir hem kendisi hem de beraberinde çalıştığı insanların ekmek teknesi olarak kullanıyor. Faruk Bildirici 2'de 1. Aa, Cüneyt Özdemir şöyle yapmış. Cüneyt Özdemir şuraya gitti. Şimdi bir görüntü getireceğiz. Şurada. Bu Barçın İnanç T24'te çalışıyor. Doğan Akın diye bizim bir arkadaşımız var. Onun sitesinde çalışıyor. Faruk da diyor ki Cüneyt Özdemir elinde mikrofon bir tema parkın önünde durmuş, hayranlıkla anlatıyor. Az sonra yönetici geliyor, başlıyor tanıtıma. Özdemir bu videonun işbirliği kapsamında hazırlandığını en sonda söyleyip geçiyor. Gazetecilik ve reklam. Yazının linkini okuyunuz. Ya arkadaş, ister başında söyler, ister sonunda söyler. Sen, benim de içinde olduğum bu yayın gruplarına biz söylüyoruz. Diyoruz ki ya bak, eğer bir işbirliği yapmak istiyorsanız, bir ürününüzü tanıtmak istiyorsanız, belediye başkanlarına icraatlarınızı anlatmak istiyorsanız, arkadaş bu bağımsız kuruluşlara gelin, destek olun, biz de size destek olalım. Adam diyor ki ben işbirliği yapıyorum, teklif alıyorum. Şöyle mi desin mesela, Faruk Bildirici üzülmesin diye? Yok kardeş, Faruk ağabeyimiz kızıyor. Kusura bakma, biz seninle işbirliği yapamayacağız. E Cüneyt, sen de bundan sonra programın başında konuş be kardeşim. Ya zaten hep söylüyorsun. Hep söylüyorsun da hani programın başında 4 kere, 5 kere, 6 kere, 7 kere, 10 kere, 100 kere bir de ki ya bu bir işbirliğidir. Biz beraber işbirliği yapıyoruz vesaire. Tweet'in devamı varmış şimdi, Mustafa söylüyor. Diyarbakır Valiliği ile işbirliği kapsamında kentteki kayyum ve uygulamalarına güzellemeler yağdıran Cüneyt Özdemir başka bir videoda gazeteci olarak Kürt sorunu üzerine yorum yapıyor. Gazetecilik ve pazarlama faaliyeti birlikte yürümez. Şöyle mi yapsın mesela? Şimdi bana da söylüyorlar. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geçmişte reklam almıştım. Murat Ağarel'de çıkarmış, demiş ki bak belediyeyi soyan siteler bunlar. Abi benim 2 şapkam var. Ben 60 kişi çalıştırıyorum. Bu işin ticaretini de yapıyorum. Yani benim ticaretim reklam. Ha ben gidip kanallarımı, haber sistemi ya da Cüneyt bunu başka bir amaçla kullanıyorsa o zaman dersin ki tamam, ama hadi Faruk bize bir akıl ver. Bize bir akıl ver güzel kardeşim, her şeyi bilen sen. Ya de ki burayı yürütün ama reklam almayın. Ya onun dışında bir çözüm önerisi sun bize, vallahi seni üzmeyeceğiz. Hatta biz Google'da arayacağız, diyeceğiz ki sevgili Google, Faruk kızıyor, Faruk Bildirici kızıyor bize, diyor ki siz çok reklam alıyorsunuz, almayalım arkadaş, bundan sonra sizden reklam istemiyoruz diyelim. Çıkalım işin içinden. Ya da Facebook'a söyleyelim. Abi bunlar bu şekilde dönüyor bu sistemi ya. Ya siz ne istiyorsunuz arkadaş? Siz ne istiyorsunuz? Şu tweet'i bir daha getir. Bu Faruk Bildirici'nin ilk tweet'ini bir getir Mustafa. Allah aşkına. Şimdi T24 Doğan Akın. Bakın. Doğan Akın kendi mücadelesini veren bir kişi. Yanında beraberinde çalıştığı birçok kişi var. Çok yazarı var. Hasan Cemaller falan filan ve aynı zamanda Avrupa'dan fonlanan bir sitenin sahibi. Bunu gizlemiyorlar ha. Bunu diyor ki Avrupa'dan biz şu fondan faydalanıyoruz. Ruşen Çakır'ın sitesinin altında da aynı ibare var. Gazete Duvar var. İşte ne bileyim Diken diye bir site var. Diken. Serbestiyet diye bir site var. Abi Avrupa'dan milyon dolarlar geliyor bunlara. Kimse dönüp de demiyor ki arkadaş bir dakika ya, siz fondaşsınız. Ya bir Oda TV çıktı, dedik şu fondaşlara bak hele. Onlar da site ha. Onlar da reklamla geçiniyorlar. E baba, bizim sitemize niye fon gelmiyor acaba?
Ya biz kimin tavuğuna kışlıyoruz? Neden internet habere, gazete okuya, gazeteciler koma fon gelmiyor da böyle adını sanını ilk defa duyduğumuz sitelere geliyor ve bu arkadaşlar bunlara laf etmiyor? Mesela Faruk Bildirici bu konuda bir kalem oynatsa, dese ki ya arkadaş, iktidarın aleyhine olan bütün siteler fon alıyor, ortada yayın yapan ya da yayınını iktidardan yana yapan siteler var. Onlar neden bu fonlardan faydalanmıyor? Sebebi ne diye araştırsa, yazsa, bizi aydınlatsa güzel olmaz mı? Barçın İnanç, fonlarla ayakta duran, reklamlarla ayakta duran sitede muhabir mi neyi artık bilmiyorum, paraya doyamayan gazeteci tiplemesi. Paraya doyamayan. Vallahi biz paraya doyuyoruz. Biz o paraları alıyoruz, arkadaşlarımızla beraber harcıyoruz, maaş ödüyoruz, vergi ödüyoruz, sigorta ödüyoruz, ajans paralarını ödüyoruz, Anadolu Ajansı'na para ödüyoruz, sunuculara ayda 40 bin lira para ödüyoruz, yazılımcıya ayda 15 bin lira para ödüyoruz, Anadolu Ajansı'na ayda 19 bin lira para ödüyoruz, İhlas Haber Ajansı'na ayda 15 bin lira para ödüyoruz, Doğan Haber Ajansı'na ayda 20 bin lira para ödüyoruz. Yabancı ajanslara yaklaşık 100 bin lira para ödüyoruz. Biz bu paraları veriyoruz, alıyoruz reklam ve oralara veriyoruz. Yani alıp da istiflemiyoruz. Üst üste koyup da böyle sırça köşte caka satmıyoruz. Altımızda son model arabalar yok. Biz kendi halimizde işte şu Adem Metal garibi mücadele ediyor. Ya ona gelen reklama ya da aldığı reklam, yaptığı işbirliği niye bu kadar sizin gözünüze batıyor da fondaşlardan, fonculardan almış olduğunuz reklamlar size batmıyor? Şu görüntüye bakar mısınız Allah aşkına? Bakın 2021'in rakamlarını söylüyorum size. 2021. Arkadaşlar Medyascope'a 476 bin dolar fon gelmiş Medyascope'a. Doğan Akın'ın, şu Cüneyt Özdemir'e laf çakan hanımefendinin çalıştığı kuruma, bir ayyan kuruluşuna 124 bin dolar para gelmiş. Biyanet'e 5.120.994 dolar para gelmiş. Medyascope'a ayrıca 59.280 bin dolar gelmiş. Sonra yine Punto 24, Doğan Akın'ın, T24'ün sahibi, 252 bin gelmiş. Norveç Dışişleri Bakanlığı hibe portalı. Ya arkadaş, Biyanet'e ayrıca nereden gelmiş? Serbestiyet'e 49 bin dolar gelmiş. Ya Allah'tan korkun ya. Medyascope bak, 1, 2, 3, 3 ayrı fondan dolarla para atmış. Şimdi siz kalkıyorsunuz bana, Cüneyt Özdemir'e, ona, Adem Metan'a, bu kuruluşu, bu alanda yayın yapan insanlara laf ediyorsunuz. Kardeşim bakın, şimdi size söylüyorum, siz bizi izleyen, bizi takip eden ve bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan arkadaşlara. Şu fotoğrafı gördünüz değil mi? Hem vallahi hem billahi hem tallahi bizim bunlar kadar böyle bir gelirimiz yok. Bizim böyle bir gelirimiz yok. Ben kaç gündür size söylüyorum, diyorum ki bir ambargo altındayım. Yani ne kamu reklamları ne özel reklamları, özel bir gizli bir el yaşatma kardeşim demiş. Ben dün ne dedim size? Ben sizinle beraber yol alacağım dedim. Para mı istiyorum? Hayır. Sizin gücünüze ihtiyacım var. Sizin sayınıza ihtiyacımız var. Yahu arkadaş, bırakın yakamızı ya. Her gün canlı yayın yapıyoruz. Sen her gün geçiyorsun, bir tane oturuyorsun. Ha bakayım bugün Cüneyt ne yapmış? Hadi Işık ne yapmış? Öbürü ne yapmış diye. Bir şeyler karalayacağım diye
karalamak adına bir takım şeyler alıyorsun. Sonra etrafındaki aynı yönerge içerisinde işte Kadri Gürsel mesela. Vay bak. Baba Halk TV neyle geçiniyor? Neyle geçiniyor? Neyle o personelin? Sen oradaki maaşını neyle alıyorsun kardeşim? Adam sürekli cebinden çıkarıp sana para mı akıtıyor? Yo, reklamdan geliyor. Reklam parası. Ya bırakın yakamızı ya, çalışalım ya. İkide bir karşımıza çıkıyorsunuz, zırt pırt yok efendim. İşte o şöyle yapmış, bu böyle yapmış, yakamızı bırakın. Dedim, bunu sizinle paylaşayım dedim. Yani Allah aşkına bilin istedim ya. Aramızdaki farkı görün istedim. Bir tarafta fondaş medya var. Bir taraftan da bağımsız gazetecilik yapan, yorum yapan, mücadele eden, çalışan. Ben gece 5'te falan kalkıyor, yatıyorum. 6'da yatıyorum. Sonra sabah saat 10'da tekrar ayağa kalkıyorum. Ben böyle bir mücadelenin içerisindeyim. Reklam verme. Belediye reklam veriyor, hortumladılar. Ya kardeşim, belediyelerin tamamı, atıyorum mesela 29 Ekim'de reklam veriyor. E bana reklam gönderdiğine ben almayayım mı? Faruk üzülmesin diye. Ya da bir başkasının canı sıkılmasın diye o reklamı almayayım mı ben? Alacağız kardeşim. Alacağız. Siz vereceksiniz. Yani o kurumlardan bahsediyorum. Cüneyt Özdemir'in de söylediği gibi. Biz de alacağız yani. Helali hoş olsun bize. Oh! Süleyman Soylu'nun dediği gibi ya. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya.